üye olan Azerbaycan Avrupa Parlamentosu'nun üyesi olarak birçok başarılar elde etmiştir. 2020 en demokratik parlamento seçimlerinin düzenlenmiştir ve seçmenler ana muhalefet liderlerine büyük oy vermiştir. Özellikle Real Partisi'nin ve Milli Cephe Partisi'nin mecliste temsil etmesi artık Azerbaycan'da muhalefetin daha da güçlenmesini sağlamıştır. 2018 yılında ve 2008 yılında seçimler tam demokratik ve çağdaş Avrupa ülkelerine uygun olan kriterlerle Cumhurbaşkanlığı seçimi olmuştur. Ve bu Cumhurbaşkanı seçiminde Azerbaycan'ı yıllarca Avrupa Parlamentosu'nda temsil eden ve başbakanlık yapan ve Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi'nin başkanlığını yapmış ve Devlet Petrol Şirketi'nin başbakan yardımcısını yapmış İlham Aliyev Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Maalesef 2003-2013 yıllarında Rusya desteğini alarak Azerbaycan'da seçimler sahtekarlıkla düzenlenmiştir ve bu seçimlerin hileyle Cemil Hesenli'nin ve İsa Gamber'in lehine oyların değiştirilmesi teşebbüsünde bulunmuştur. Azerbaycan istihbaratı bunu engellemiştir ve bu seçimlerin sahtekarlıkla düzenleyen muhalefetin oy hilelerini engellemiştir. Tabii ki seçimleri kazanmak, iktidarı korumak çok zor bir şeydir. Biz Türkiye'de bu örnekleri çok biliyoruz. Türkiye'de zaman zaman AK Parti iktidarı kendi iktidarını korumak için bazen hilekarlığa el atmıştır. Çünkü biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan bir partidir ve milletin desteğini alarak, milleti arkasına alarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Maalesef Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Müsavat Partisi 2008-2018 Cumhurbaşkanı seçimlerinde boykot çağrışında bulunmuştur. 2020 seçimlerini hileyle seçimleri kazanmak teşebbüsünde bulunmuştur. 2003 seçiminde ise hileyle, sahtekarlıkla seçimleri zorla ve anarşiz yaratarak, ayaklanma yaratarak, polise karşı saldırıda bulunarak seçimleri hileyle kazanmanı teşebbüsünde bulunmuştur. Demokrasiden konuşan ve anayasal ve cumhuriyet değerlerini, parlamenter ahlakı propaganda yapan, Resulzade Elçi Bey yolunu propagandasını yapan partinin ne yazıklar olsun ki ülkenin dışında sahte raporlarla partilerde baskı yaparak son 2014 başkanlık seçimlerinde hileye el atarak sahtekarlıkla Arif Hacılan'ı yeniden iki defa başkanlık yapılmasını sağlamıştır. Halbuki o seçimlerde en çok oy alan adaylar arasında şu anda Azerbaycan Demokrat ve Rifa Partisi'nin başkanlığını yapan Qubad İbadoğlu kazanmıştır. Yani burada Rus istihbaratının yetiştirdiği, eğittiği Arif Acılı'nın kazanması Azerbaycan'da demokratik düzenin yıkılmasını, zayıflamasını gösteren olaylardan biridir. Devam edelim. Fakat ekonomi alanındaki sözlerini tutamadığı için Putin halka vaat vereceği fazla bir şey kalmamıştır. Putin'in yeni vaadi gerçek Rus gücünü tekrar canlandırmak, bu süreç içinde kendisini ulusun kahramanı olarak yabancı düşmanlara karşı yeniden ortaya koymaktır. Rusya bugün dünya çapında devam eden krizlerde herhangi bir askeri ya da ekonomik güç kullanmadan ortaya çıkan karşılıklık ve belirsizliği Batı'ya karşı silah olarak kullanmaktadır. Açık bir şekilde Doğu Avrupa'yı kontrol edemediğinden Putin Ukrayna'daki ayrılıkçıları destekleyerek yani burada Kırım Tatarları ve tabii ki burada ırkçılık değil de burada daha çok bölücülük alanında kastediliyor. NATO'ya ait hava ve deniz sahasında tehlikeli askeri faaliyetler yaparak Rusya'ya kaldıraç gücü sağlıyor. Putin Doğu Avrupa'yı Batı'nın düşmanlığından sadece
Rusya'nın koruyabileceği gibi bir Rus gücü algısını bölgede tekrar yaratarak, bunu Karabağ'da yapıyor zaten, ülkesini bir kez büyük güç yapacağını düşünüyor. Putin inandığı rutin diplomatik ve askeri olaylarından Rusya'nın karlı çıkacağını ve Batı'nın da nihayetinde onun üstün iradesine karşı yenik düşeceğini düşünüyor. Rusya'nın konvansiyonel zayıflığına dair problemi çözmek için Putin çarpıcı bir biçimde nükleer silahları kullanmakta, Batı'yı korkutacağını ve böylece çatışmayı engelleyeceğini düşünmektedir. Halka yönelik konuşmalarında tekrar ve tekrar bu silahlara gönderme yapmakta ve onları kullanma isteğini dile getirmektedir. Şimdiye kadar hiçbir Rus liderinin benimsemediği Rusların resmi bir doktrini yüceltmektedir. Bu doktrin şudur: nükleer bir savaş kazanabilir. Kendisini ulusal bir kahraman olarak lanse eden Putin, ülkesinde hiç olmadığı kadar popüler, Rusya'nı bir kere Doğu Avrupa üzerine gölgeliyor. Doğu Avrupa bu durumdan korkuyor ve kendilerini yalnız hissediyor. Haklıdır da. Birçok Batı Avrupalı yapılan bir ankette Doğu Avrupa'ya yapılacak olası bir Rus istilasında kendi müttefiklerinizi savunur musunuz sorusuna hayır gelmiştir. Politik analizlere göre bugün Amerika'nın karşı karşıya kaldığı Rusya çok daha zorlayan, tahmin edilemeyen bir ülkedir. Pek çok açıdan da Amerika'nın Soğuk Savaş'ın son kısmındaki halinden daha tehlikelidir. Amerika'nın en saygın uluslararası ilişkiler bilim insanı, Harvard Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Dekanı Joseph Nye, Rusya kendi zayıflığını maskelemeye yönelik bu agresifliğin ve Birinci Dünya Savaşı'nın hazırlayan unsurlarla paralellik taşıdığını bildirmektedir. Son yazdığı Nye, Rusya'nın çöküşü kaderi gibi gözüküyor ama Batı bunu kutlamamalı. 1914'deki Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu düşünün. Riskten kaçınmaya çalışırken daha çok tehlike ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş tehlikeli bir oyundur. Fakat bu herkesin kurallar ve çıkarlar konusunda anlaşma sağladığı bir oyundur. Bugün bu şekilde değil. Batı tarafı bunun kuralların yeterince açık olduğu bir oyun oynamak olduğuna inanıyor. Çıkarlar nispeten mütevazı veya kolaylıkla kazanılabilir. Buna rağmen Rusya tarafı savaş tanımının kendi değişse bile kuralların uçuş sırasında tekrar yazılabileceği bir oyun olarak görüyor. Rusya, Batı'dan gelecek bir tehdidi an meselesi ve varoluşsal olarak çıkarları hayal edebilmeyecek kadar yüksek olarak görüyor. Sanal olarak herhangi bir aksiyonu haklı çıkarmanın, kumar oynamanın mağlubiyet engelleyebileceğini, belki de zafere öncülük edebileceğine inanıyor. Ayrıca daima paranoyak olan Kremlin, Batı'nın Ukrayna'da aynı oyun oynadığını düşünüyor. Moskova, Ukrayna'nın hükümetine ve oradaki savaşın bir ateşkesle sona ermesinden arabuluculuk çabaları ile sağlanan Batılı desteğin Rusya'nın gerçekten düşman kukla devletler tarafından kuşatılması için bir komplo olduğuna ve Rusya'nın meşhur erki alanından yoksun bırakmak istediklerine inanıyor. Ukrayna'daki menfaatlerini savunmak, savaşa gidebileceğini dair tekrarlanan Rus uyarıları, potansiyel olarak nükleer savaş uyarıları bile birçok batılı başkentler tarafından blöf olacak şekilde dikkate alınmadı. Batılı liderler bu tehditleri batılı gözlerle seyrediyorlar. Öyle ki zayıflatılmış Ukrayna temel bir savaşı göze almaya değmez. Rusya bakışına göre Ukrayna daha önemli görünüyor. Ukrayna kutsal ve imparatorluğun kalan son komponenti, Rus mirasının bir eklentisidir. Biliyorsunuz tarihte Kiev Rusya devleti vardır ve bu devlet Rusya'nın ata topraklarında kurulan bir Slavyan kökenli iki milletin aslında savaşıdır. Stratejik bir kayıp Rus gücünü ve böylece Rus güvenliğini kabul edilemez derecede zayıflatır.